için uzun yıllar sonra çok özlediğim bir duygu bana geri geldi gibi hissediyorum. Yani kariyerim boyunca sürekli transfer olduğum ülkelerde final oynadım. Bronz ve gümüş madalyalarım vardı ama altın olması bu kez beni çok mutlu etti açıkçası. Ve sezonun en büyük hedeflerinden bir tanesine ulaştık. Dolayısıyla takım olarak çok mutluyuz. Hayır, Eczacıbaşı'yla da lig şampiyonluğu yaşamıştım. Ama Polonya, İtalya'da, Japonya'da lig ikinciliklerim var. Ve Japonya'da da yine kupayı alıp altın madalya aldım ama tabii ki kariyerimin bu noktasında da altın madalyayı tekrardan alabiliyor olmak, şampiyon olabiliyor olmak benim için çok değerli olduğu için uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluktu benim için. Dolayısıyla bu beni biraz daha mutlu etti tabii ki. Sezonun başından itibaren çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz korona hala bu kıtada, Güney Amerika kıtasında çok bitmiş halde değildi bundan 8 ay öncesinde. Dolayısıyla takım iki kez korona geçirdi. Sakatlıklarımız oldu. Değişik periyotlarda çok önemli oyuncularımızla. Dolayısıyla böyle hep 3-2 kaybettiğimiz bir takıma karşı her kupada final oynadık. Fakat 3-2 kaybettiğimiz bir takıma karşı bu sefer çok net skorlarla kazandık. Ve playoff serisini de çok İstikrarlı iyi bir oyunla grup olarak geçirdiğimiz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Şimdi ben kariyerime baktığımda en son 4 sezon Japonya'da geçirdim. Ve Japonya'da servis karşılamayarak devam ettim kariyerime. Yani bir pasör çaprazı niteliğindeydim. Dolayısıyla yıllar sonra tekrardan bu pozisyona geri dönüyor olmak da benim için önemli bir challenge'di aynı zamanda kendimle ilgili. Kendimi test etmemle ilgili uzun yıllar sonra. Dolayısıyla ben bitiriş kısmı ile ilgili kendimle ilgili iyi şeyler söyleyebilirim. Yani o sorumluluğu aldım, takımın benden beklentisini karşılayabiliyor olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Yani benim zaten takımlarda, hep gittiğim takımlarda skorer olma gibi bir özelliğim var. Dolayısıyla takımlar beni bu yüzden transfer ediyorlar. Bu takımın da en son birkaç ay bu özelliğimi ortaya çıkartabilmek ve takımı bu anlamda takıma bu anlamda liderlik yapabilmek benim önceliğimdi. Dolayısıyla hem böyle olunca hem de bir de kupayı alınca tabii ki iyi smaçör, en iyi smaçör seçilmek, en iyi köşe oyuncusu seçilmek, köşe oyuncularından bir tanesi seçilmek benim için çok değerli. Fakat benim ilk olarak hedefim takımımın kazanmasıydı. Yani çünkü grup olarak şampiyon olmak çok farklı bir duygu. Tarih her zaman en iyileri unutur. Fakat kupalar her zaman hatırlanır, şampiyonluklar her zaman hatırlanır. Bireysel ödüller genellikle unutulur. Ben Türkiye'den sonra, ben 2011 yılında yurt dışına çıkıp, hatta daha önce bir çıkış denemem olmuştu. Fakat kulübüm çok izin vermemişti, Türkiye'deki oynadığım kulübüm. Dolayısıyla geri dönmek zorunda kalmıştım. İlk çıkış olarak Rusya'yı tercih etmiştim. Sonra İtalya'yı, Polonya'yı, daha Avrupa kıtasında zaman geçirmeyi başladım. Birkaç sezon sonra Asya'yı denedim. Ve tam bir dünya turu olmuş oldu benim için. Yani bütün kıtalarda değişik tecrübeler elde ediyor olmak, oralardan iz bırakarak madalyayla geçiyor olmak, iyi hatırlanmak. Bunların hepsi benim kariyerimde hedeflediğim şeylerdi açıkçası. Şu anda hepsini gerçekten sırasıyla yapmaya başladım. Güney Amerika kıtası hiç daha önce tecrübe etmediğim, daha önceki senelerde teklif aldığım fakat hep böyle bir türlü yolumun çakışmadığı bir yerde. Bu kez de burası olsun dedim. Kariyerim bitmeden önce. 33 yaşındayım ben. 34 olacağım. Burayı da denemek istedim. Bildiğim, sevdiğim bir antrenörüm burada çalıştığı için, ona da güvendiğim için buraya geldim açıkçası. Başarılı bir takımdı. Benim için yani 86. yılını kutlayan, 1200 tane çalışanı olan, 8000 tane de kulüp üyesi olan böyle güzel, kalabalık bir aile aslında. Bunların hepsi benim Brezilya'yı seçmemde ve Brezilya denince hep voleybol anlamında olimpiyat madalyalarından bahsediliyor, olimpiyat finallerinden bahsediliyor. Bu kadar başarılı bir ülkenin, gerçekten voleybol ülkesi olan bir ülkenin liginde mücadele ediyor olmak, olimpiyat şampiyonu olmuş defalarca antrenörlere karşı forma giyiyor olabilmek, onların rakibi olma niteliğini taşımak, bunların hepsi benim için çok değerliydi. Kariyerime bunları da koymak ve eklemek istedim. Bunlar sebepleri. Seviyorum da değişik ülkeleri tanımayı, değişik karakterleri tanımayı, yaşam tarzlarını analiz etmeyi. Fakat bu sefer Japonya biliyorsunuz dünyanın en güvenli ülkesiydi. Yani orada yaşamak o kadar hiç kaos yoktu.
sokağa çıktığınızda kendinizi çok güvende hissettiğiniz, güvenebileceğiniz bir ülkeydi. Her şey çok böyle yani nabzı düşük bir şekilde bir yaşam olduğu için orada. Brezilya'da ilk başta bir zorlandım, bir yadırgadım açıkçası buradaki hayat. Çok eğlenceli, fazla eğlenceli geldi bana, fazla renkli geldi açıkçası. Çok sosyaller tabii ki, çok güzel bir yemek kültürleri var. Eğlenmeyi seviyorlar, hayatı gerçekten yaşamayı seviyorlar. Japonya bunun tam tersine çok fazla işkolik bir ülkeydi. Sosyal hayatlarında bazı şeyleri limitli tutup iş hayatlarına yoğunlaşmayı seven bir ülkeydi. Ama dolayısıyla şu anda eğer en son ayı kastedersem gerçekten çok severek ayrılacağım bir ülke benim için. Sadece voleybol anlamında bu kadar yurt dışında kıta gezmemin, ülkeleri değiştirmemin sadece voleybolla da alakası yok. Voleybol biliyorsunuz ki bir süre yapabileceğiniz bir meslek. Yani 35'inize kadar belki bunu biraz daha kendinize iyi bakarsanız uzatabilirsiniz. Fakat yüksek seviye voleybol oynayabileceğiniz yaşlar sınırlı olduğundan dolayı ben de ne yaparsak yapalım işimiz olarak en üst seviyede yapmamız gerektiğine inanan biri olduğum için diğer ülkelerin, diğer milletlerin, diğer kültürlerin yönetim şekillerini çok merak ettiğimden dolayı önce yönetilme şeklini öğrendim ve tecrübe etmek istedim. Dolayısıyla hep başarılı, hep marka olmuş, ciddi markaların, ciddi başarılı isimlerin altında voleybol oynamayı tercih ettim ki ikinci kariyer planlamama paralelinde bir yardım olsun istedim. Dolayısıyla şu anda çok daha farklı, çok daha tecrübeli bir Neriman var. Öyle hissediyorum. İleride yani voleybolu bıraktığımda da ikinci kariyerim anlamında doldurdum kendimi. İyi bir çevre yaptığımı düşünüyorum. Çünkü international olarak kendinizi doldurduğunuzda birçok şeye farklı pencereden bakma imkanınız oluyor. Daha az hata yapma durumunuz ortaya çıkıyor. Ciddi başarılı bazı sporcular, Brezilyalı voleybolcular zaten hem ülkemizde forma giyiyor. Açmış'ta da tek tük Fenerbahçe'de özellikle gelip oynayanlar olmuştu. Tabii ki Türk voleyboluyla alakalı bir fikirleri var. Fakat en son yıllarda yani bizim birkaç ay önce biliyorsunuz ki Dünya Kulüpler Şampiyonası düzenlendi Aralık ayında. Yani oradaki atmosfer o kadar katlanarak iyileşmişti ki. Yani Türkiye'deki voleybola bakış o kadar iyi durumda ki şu anda. Dünyanın da en iyiliklerinden bir tanesi haline geldi tabii ki. Bunun da çok büyük katkısı var. Kuvvetli sponsorların hevesinin artması, voleybola yatırım yapma isteklerinin çoğalması. Bunların hepsi birbirini destekliyor. Bence şu anda Türkiye voleybola dünyada en çok yatırım yapan ülke. Bir kere bunu söyleyebilirim yani. Ekonomik olarak da en kuvvetli bütçeler böyle birkaç tane takım arasında toplanıyor. Tabii ki böyle olunca Türkiye Ligi'nde aslında bir makasın ucu da çok açık. Yani orta seviye takımlarla en üst seviye takımlar arasındaki makas birazcık açık. Ama dediğim gibi bunun da bir sebebi var. Çünkü gerçekten bütçeleri o kadar çok ki bu kadar fazla high level oyuncu yok. Yani çok yüksek seviye oyuncuyu 15 takıma dağıtamıyorsanız dolayısıyla bir yerde toplanmış bulunuyorlar. Fakat İtalya ile birlikte en kuvvetli lig bence şu anda Türkiye Ligi. Türk sporu sadece voleybol anlamında değil. Ben bütün sporların çok daha iyiye gidebileceğine inanıyorum. Yani branşlara çok ayırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani biri başarılıydı, biri başarısızdı gibi. Çünkü futboldaki ve basketboldaki payda daha büyük. Oradaki başarılı olma senaryosu çok daha geniş, çok daha zor. Çok daha fazla ülke yatırım yapıyor bu sporlara. Dolayısıyla biraz daha farklı bakmak lazım. Yani voleybolda başarı elde etmek biraz daha çabuk olabilir